Tarkan. He. Tarkan, şu notayı biliyor musun, şu notayı? Şu notayı biliyor musun? Şu parmağımla Gülmemi bekliyorsun değil mi şu an? gösterdiğimi. Ne kadar da komik. Merhaba arkadaşlar, gitar derslerinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu seride ne yapacağız? Skype'te görmüş olduğunuz gibi Tunağan var ekranda. Tunağan size gitar dersleri verecek. Elinde şu anda bir elektro gitar var. V şeklinde miydi? Aynen be. Aynen. Pis fakirler. V şeklinde. Benim de elimde bir klasik gitar var. Ama Pis fakir. hiç anlamam. Yani gitarın G'sinden anlamam, İ'sinden anlarım gibi berbat bir şaka yapacaktım. Şu an vazgeçtim. Evet, şu an lanet gitsin. Zaten yapmayacağım. Tamam, şaka yapmayacağım. Kendime saplayasım geldi. Hiç anlamam. Ben öyle konuşacağım sadece. Ders Tunağan'da yani. Sendeyiz. Tuna. Evet arkadaşlar. Bugün size Symphony of Destruction şarkısını öğreteceğim. Satan Megadeth'in satana satan neyse tamam. Countdown to Extinction albümünün bence en sevilen parçalarından biri. Yani benim en sevdiğim parça, en azından. Megadeth'in Holy Wars'tan sonraki en sevdiğim şarkısı. Neyse, çok karıştırmayayım. Size bu şarkıyı öğreteceğim. Bir tür thrash demeyelim, heavy metal şarkısı. Oldukça basit. Hani 3 tane ana riften oluşuyor. Neyse, çok uzatmadan göstermeye başlayayım. Şimdi şarkıyı bir riffleri ilk önce üzerinden geçeyim, sonra yavaş yavaş göstereceğim. Şarkı 3 kere bu gördüğümüz hayır. Ve neyse. Bu gösterdiğim 3 refi tekrar ediyor. Sıra bende. Evet. O zaman evet. Sıra bende değil mi? Aha. Hazır mısınız? 1, 2, 3, Hayır. 4. Ben de hazırım. Ne yaptın? Tel mi koptu? Pena kırıldı. Kanka, Pena. benim de şuralarda bir tahrişlenme var. Orijinal kis penamda. Abi tahrişi bırak. Yarıldı, koptu, koptu bak. Kanka, ben şey alacağım ya. Chris Brodeck'in şu parmak penaları var ya. Aha. Hani şuradan geçiyor, şöyle tuttuğunda böyle kalabiliyor. Yep. Onlardan alacağım abi. Ama işte solak modelini buldum. 45 lira. 45 lira mı? Evet. Kanka, bu arada senin Evet. green Bekle. Ulan ben de diyorum arkada havlum var. Havlum niye arkada? Dur. Evet, şimdi arkadaşlar, ilk riffimiz. Birazcık zor gibi görünebilir yeni başlayan arkadaşlarıma. Sizin için şöyle göstereceğim. Şimdi ben birinci perde, ikinci perde ve hani birinci tel, ikinci tel olarak konuşacağım. İstteki telden itibaren saymaya başlayacağız. Hani birinci tel, ikinci
ikinci tel, üçüncü tel, dördüncü tel, beşinci tel, altıncı tel. Perdede de şuradan itibaren saymaya başlarız. Şu boş vuruşa sıfırıncı perde denmez. Ben salladım. Şuradan itibaren saymaya başlarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gibi. Bende niye ses çıkmıyor? Kanka şu... Yo ben penası da ses çıkarırım abi bak izle. Elim burada. O kadar proyum ki lanet olsun. Sarkanlık. Kanka bak klasik gitarlarda 12. perde yani şu tam sapla gövdenin birleştiği yere yani şöyle bir yere denk gelir klasik gitarlarda. Bende burası ama sende değildir. Mesela biraz kaldır gitarını. Of ne kadar kas. Arnold Schweizer'a geldi bari. Bu sorumluluk çok ağır. Kapat ya. Tamam. Kanka buna ne denir biliyor musun? Kale. Ha şey. Tamam. Tamam. Sopa. Bunu yapmasam olmazdı. Baget. Neyse. Bende hadi. De kumanda var. Bak. Ya hayırdır oğlum? Gel kapıştır. Gel. 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 Düş. Dur kamera gitti dur. Neyse. Ben başlayayım mı? Yes. Evet. İlk önce şu birinci perde birinci tele basıyoruz. Yani tabii bu değil. İlk önce pozisyonu gösteriyorum vuruştan önce. Sonra üçüncü perde ikinci tele yüzük parmağımızı koyuyoruz. Onun altındaki tele de serçe parmağımızı koyuyoruz. Duruş bu. Tarkan göster. Dur şöyle göstereyim hatta. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Evet. O kadar. Helal. Dur. Helal. Aynen. Evet bu vuruşu yapıyoruz şimdi. Tabii gitarın sesini de açmayı unutmayın. Hepsi bir saniyelik vuruşlar olacak. Neyse ben Metallica'ya gideceğim yavaştan. Arkandan da ücretsiz metronom hizmeti alıyoruz sağ olsun. Vur dedin evet. Oğlum vuruyorum. Ney? Ya zorlanırsanız sadece buna ve üçüncü perde ikinci tele de basabilirsiniz. Zorlanırsanız tekme atın. Genelde eliniz acıyor genelde. Çünkü kemik yapısı öyle olduğu için acıtabiliyor. Tekme atarsanız daha etkili olur. Ne kadar komik. Bu da sizden, benden size bir tavsiye. Bir dakika. Tamam. Evet. Aynen. Baterimiz yok oğlum o kadar zengin değiliz. Evet şimdi. Şöyle de basabilirsiniz ama el alışkanlığı şöyle göstereceğim. Bunu yaptık şimdi. Ama bunu şurada yapacağız. Bu. Şimdi ikinci yaptığım hareket ne diyeceksiniz? Ne kadar ilginç bir hareketler yapıyorsun diyeceksiniz. Mi power chord basıyoruz. Yani şu üst tel boşta. Onun hemen altındaki telde de ikinci tele bu iki tele birlikte vuruyoruz. Vurduk hemen sonra kalan parmaklarımızla telin üstüne koyup teli susturuyoruz. Yani şimdi elimizde ne var? Süper yavaş. Evet. Bu riff'te son bir hareket daha var. O da şu. Birinci tele basıyoruz. Bunu yaparken şöyle bir tree var. Tree var böyle. Şimdi size daha farklı olur. Böyle tellerin
tam açığa çıktı, açık denizler olduğu yere elimizi koyuyoruz ve şöyle bir ses çıkmasını bekliyoruz. Hani onu koymazsak, onu koyarsak, yani Palmut deniyor bu tekniğe. Ben de Palmut olarak hitap edeceğim. Evet, şimdi ilk önce birinci perdede en üst tele basıyoruz. Palmut bu şekilde. Sonra 3, sonra tekrar 1. Sonra da gene benim gibi arada Palmut yapmayı unutabilirsiniz. Sorun değil. Evet. Elimizde şimdi bu var. Evet. İkinci olarak şurada da bir şeyler yapıyoruz. Çok ilginç şeyler. Şimdi 7. perdede 1-3-5. Evet, 7. perdede 2 ve 3. telleri vuruyoruz. Böyle tek seferde ikisini vuruyoruz. Kaçırmamaya çalışın. Sonra 6'ya yapıp 6'da aynısını yapıyoruz. Sonra 5'te. Evet, şimdi sadece buna kalmıyor. Çünkü orada bir hammer-on yapıyoruz. Hammer-on nedir? Hammer-on şudur. Tek bir vuruş, tek bir pena vuruşuyla iki ses çıkarmak diyeyim. O nasıl? Çok basit bir şey. Şuna basıyoruz, sonra hızlıca şuna vuruyoruz. Gördüğünüz gibi iki ses çıkıyor. Evet, ama biz bu tele değil, buna vuracağız. Evet. Vuruyoruz, basıyoruz. Çekerken çekmekle aynı anda o tele tekrar vuruyoruz. Bak, penamızı vurduk. Çekerken aynı anda pena vuruşu yapıyoruz. Bir sadece falan fark olmalı. Ya komplike ya da zor gelebilir yeni başlayan arkadaşlarım ya da büyümeyip öğrenmek isteyen arkadaşlarım için, ama hepsi el alışkanlığıyla ilgili bir şey. Bundan sonra solosunu göstereceğim. Solosu inanılmaz zor değil. Yani orta seviye gitaristlerin yapabileceği bir şeydir. Ben de herhalde o klasta oluyorum. Evet, şimdi Tarkan'a bir de ninni çalmayı öğretelim. Günaydın. Günaydın. Neyse, özetle hareketimiz şu. Alt tele iniyoruz. Evet, az önce ben ne yaptım? Afiyet olsun Tarkan. Al, ben sana fazladan pena veririm. Ah, al pena al. Ver. Ah. Gösteri belli etmiyor mu? Gösteri belli. İzninizle bir parçamı sizinle paylaşmak istiyorum. Hadi, kulakları tıkayın. Hazır mısınız? Değiliz. Bu parçam için... Neyse, dinleyin, ondan sonra yorum yapın. Dur. Nane 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 de nane 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 nane. Şimdi ben az önce ne yaptım arkadaşlar? Şimdi... Evet, gitarın sesini açmayı her seferinde unutuyorum. Çok muhteşem bir insanım ben. Şimdi üst tele iki kere vuruyoruz ritmik bir şekilde. Böyle hani bir... Hani bir patlamaya hazırlanıyormuş gibi böyle. Hani böyle... Tamam, hareketimizi yaptık. Şimdi şu 5. telde
İkinci tel beşinci perdedeki arkadaşımızı böyle vurup aşağı çekiyoruz. Sonra aynı telde birinci perdeyi açıyoruz. Sonra üst telde beşe geri dönüyoruz. Ama şundan sonra pamuklu bir şekilde devam ediyoruz yani. Ya yani ne yaptık? Aşağı çek. Buna bas. Pamuklu bir şekilde. Tek 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 buna vur. Üst telde vur. 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 Şimdi alt tele gel ve üstteki iki tele vur. Alt tel ikinci perde. Yani ikinci tel ikinci perde power chord. Bunu açık bir şekilde vurabilirsiniz. Yani. Evet, yani şimdi elimizde ne var başlayalım. Evet, buraya kadar geldik. Şimdi burası birazcık karmaşık ama hani mantığını oturttunuz mu şakşuk şakşuk yaparsınız. Buraya gelene kadar her şey çok kolaydı. Hala kolay, korkmayalım. Ağzınıza sıçacak burası. Korkmayalım. Tarkan bir de sen göster istersen buraya kadar geldiğimiz yerleri. Ben mi göstereyim? Aynen sen şimdi göster. Arkadaşlar. Bu gitar. Bunda hemfikiriz zaten. Gitar bu. Eyvallah. Elindeki gitar. Bu da pena. Ama kırıldı. Fakir. Pena'yı şu şekilde tutuyoruz. Yani bu şekilde tutmuyoruz da kırıldığı için şu şekilde tutuyoruz. Gitarımızı elimize aldıktan sonra çalıyoruz. Bu kadar basit yani. Aa, eğitime falan gerek yok oğlum. Manyak yani mısınız? Alın çalın yani. Ne eğitimi ya? Ne eğitimi ya? Yarım saattir anlatıyorum. Bu yani tutacaksınız abi çalacaksınız. Bu yani ya. Gitarın sesini açmayı unuttum. Bir gezi bağlarında patlat bakalım. Gezi bağları da hayatımda dinlemedim desem. Harbi mi? Türkü patlat o zaman. Bir tane. Hadi. Hadi patlatayım baba. Muhtemel aşk için. Devamını bilmiyorum. Beyaz Show'da gibi hissettim. Öncelikle. 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 Bana bu fırsatı tanıyan anneme çok teşekkür ediyorum. Evet, bu parçamda gitarımı tutabilirsem. Bir dakika. Abi bir şey söyleyeyim mi? Pena vermek için bile eğitim verenler varmış ya. Pena tutma eğitimi. Şaka yapıyorsun. Al sen abi şu ya. Evet. Bu şarkımda sizlere çok güzel bir parça dinleteceğim. Kesi bağlarında dolanıyorum. Kesi bağlarında dolanıyorum. Kanka sana Megadeth'in şey böyle sololara böyle patlamadan önce yaptığı bir efekti yapayım mı Megadeth'in yaptığı? Olur. Fena'yı alıyoruz. Şöyle. Dur. Ben de yapacağım. Dur. Hadi yap. Allah bilir nasıl ses çıkacak klasikten. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4. Aaaaaah! Lava gibi. Neyse.
Evet arkadaşlar. Bence yeterince içe kaynattık. Nakarat kısmına dönelim. Şimdi ne yapıyoruz? Gitar çalıyoruz. Doğru değil mi? Ney? Bütün hevesimi aldım var ya. Evet, şimdi ilk önce vuruş şu göstereyim. 7. perdeye ve parmağımızı koyuyoruz. Üst değil onun bir altındaki ikinci telimize. Sonra 3 10 şu parmağımızda 3. tele koyuyoruz. Ya normalde power chord'da hani iki parmak kullanılırsa serçe parmak şeydir ama izleyeceğimiz hareket yüzünden bu parmak daha kullanışlı olacaktır. Şimdi yapacağımız hareket şu. Allah'ım ya ben koca gitarı kadrajına nasıl sığdıracağım? Şöyle mi? Aynen daha iyi. Şöyle ya da Biraz şöyle yap. geriye git. Biraz sağa gel. Kendi sağına. Ama işte yakından da göstermem lazım. Tamam Ha. böyle kurtarır. Permut'lu bir şekilde. Sonra permut açık bir şekilde. Üst iki tele permut'lu iki kere vuruyoruz. Sonra üçüncü tele vuruyoruz. Evet. Sonra bunu yaptık mı? Onun yanındaki tele atlıyoruz hemen. Ama bu sefer üstteki değil, onun bir altındaki tele iki kere vuruyoruz. Yani hareketin şu. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Böyle. Bu parmakla iki teli de kapatıyoruz. Yani hareketin şu. Evet, bunu da yaptıktan sonra tekrar şunu iki kere vuruyoruz. Sonra bunu da bir yana atlayıp şey yapıyoruz. Böyle yapmıyoruz. Bir yana atlayıp alt tele kayıyoruz. Sonra eski telimize tekrar vuruyoruz. Sonra onun bir üstüne vuruyoruz. Yani. Yani baştan sona gösteriyorum. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5. Böyle herhalde. Yani süper slow göstereyim. Evet. Hareketimiz bu. Ondan sonra ne yapıyoruz? Şuraya uçuyoruz ve yine aynı hareket. En üstteki telden bir. Şimdi. Sonra yine alttaki tele. Sonra ama bunu bu kısmı böyle yapmıyoruz. İki kere yani. Sonra buraya geliyoruz. Power chord basıyoruz. Şimdi bu şarkının en karmaşık yeri burası. Ama basit yani. Şarkı basit bir şarkı. Şunu yaptık. Şu parmağınıza bunu bir, o vurduğumuz şeyin bir altını yiyoruz. Sonra bir yanına. Sonra şunun bir üstüne. Sonra en üst telde buraya. Yani baştan sona göstereyim. Evet. Şimdi ben farklı olarak ne yaptım? Şimdi ilk nakaratta bunu bir kere döner. İlk nakaratta şöyle döner. Ne yaptım şimdi? 1, 2, şimdi mutlu bir şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Ben bir fantezi olsun diye alta çekiyorum bunu. Power chord'u biraz. Siz yapmayabilirsiniz. Evet. Diğer iki nakaratlı bunu iki tur döner. O da şöyle geçer. Böyledir.
Şimdi söyleyerek göstereyim bir de. Just like the firefighter, dance like a bu ilk şeydi. İkinci de şöyle döner. Böyle döner. Sonra ikinci de zaten solo. Döner. Solo'yu dediğim gibi ayrı videoda göstereceğim. Bu video 8 katına çıkar eğer videoyu da gösterirsek. Sarkan'la kaydattığımızda hesaba katarsak. Yani evet. Gösterdim galiba her şeyi. Yaptığımız hareket şu. Tekrar göstereyim o şey. Bunu yaptık. Sonra burada hiç daha değiştirmeden buraya geçiyoruz. Power chord. Mutlu bir şekilde şuraya elimizi koyuyoruz. Evet. Şimdi 3 riff'i de gösterdim size ama bir ayrıntı var. Şimdi Tarkan'ın muhteşem ağzı ayrıntımız. Şimdi solo kısmında şöyle bir ritim atacağız. Tabi bunu ben fantezi olsun diye yaptım. Normalde sonra geri dön. Evet, galiba dersimiz bu kadardı değil mi Tarkan? Kesinlikle. Evet Tarkan, bir de sen göster bize. Hemen hocam. Hazır mısınız? Şimdi, ilk önce girişi yapıyoruz. Bu girişti arkadaşlar. Giriş en önemlisi. Giriş yaptıktan sonra... Pardon. Aşk şarabından. Girişten sonra... Şimdi... Giriş... Girizgah ve sonuç. Muhteşem. Giriş, girizgah. Girizgah da bu. Bakın. Bu gi... Bu giydi. Şu riz. Riz. Kamerayı bu da. Şöyle televizyonu atayım. Ah. Gah. Bu da girizgahtı. Sonuç da şu. Pardon kaptırdım. Ben şey yapabilirim. Bak çal. Ne çalayım? Şimdikini çal. Öyle de değil ya böyle. Öyle vardı ya. O daha çok şeyde yapılacak bir şey ya. Tornado of Souls'da yapılacak bir endbang o. Allah, gitarı da kırıyordum. Allah, kulaklık. Tarkan yıkıp döküyor.
Evet arkadaşlar, Tuna'nın parmağı burnunda dona kaldı. Tuna'n. 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 Sen de kurdun. Ne? Ha. Bitiriyoruz. Sesim gelmiyor mu? Geliyor Söyle. geliyor. Lan. Biraz dona kaldın. Sesim gelmiyor mu? Sesin geliyor, görüntü yok. Sağda. Evet arkadaşlar, bu Nerede böyle ya? bölümümüzden bu kadardı. Skype günlükleri devam edecek. Gerek gitar dersleri olacak, gerek Tunağan, ben, Ayşe ve ekibin diğer kalanıyla olan sohbetlerimiz bu şekilde devam edecek. Bu ne? Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İstediğiniz şarkıları yorum olarak gösterebilirsiniz. Aynen. İstediğiniz herhangi bir şarkı varsa göstermemizi istediğiniz, yorum olarak bırakırsanız bir sonraki bölümde yardımcı olmaya çalışırız. Tekrar kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Adios. Ha, Tuna'na da teşekkür ederim bu arada. Kardeşim adamsın. Canımsın. Eyvallah, Bebeğim. sen de. Adios amigos. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalda abone değilken çıkmayı unutmayın. Kesinlikle. Kesinlikle çıkamamalıyım. Ben ne yapacağım? Şuna bak. Şu hareketimi yaparak bitirmek istiyorum. Ben de kendi mikrofonuma. Benim mikrofonum yok.